Sağ ol Salih abi. Afiyet olsun. Küs müyüz? Yok canım. Ne küsü? Salih abi. Annemin Şeyma teyzeye yaptığını duydum. Ben de çok kızdım ona. Yani kusura bakma diyeceğim ama... ben olsam ben de çok büyük kusura bakardım. Ben annem adına senden özür dilerim. Estağfurullah. Çayı az iç az. Sende zaten demir eksikliği var. Ben senin suratına bakınca anlıyorum. Bak, kan sayımı yaptır. Hemoglobinin 12'nin üstündeyse gel benim suratıma tükür ya. Salih, şu boş oda alır mısın? Aysel, sana bir şey söyleyeceğim ama aramızda kalacak. Ne oldu? Dün teyzen geldi şirkete. Buket diye bir kız varmış işten çıkarılan. Onun adresini ve telefonunu istedi. Eğer Aziz Bey'e söylersen beni işten attıracakmış. Niye hırslanmış ya o kadar? Ne bileyim. Aziz Bey öğrenirse niye söylemedin diye işten atar. Söylersem teyzen attıracağım. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Niye ilgileniyor ki teyzem onunla? Hiçbir şey anlamadım ben. Buyurun. Begüm. Solgun mu görüyorum kız ben seni? Ne oldu? Nefise Hanım akşam ifadeni mi aldı? Tabii silahlı insanı içeri almak büyük suç. İyi seni kovmadılar kız. Ne yaptın? Yalvardın mı? Ben özrümü diledim. Nefise Hanım da kabul etti. Meral Hanım bekliyorsanız çağırayım. Şurada bekleyebilirsiniz. Seni görmeye gelmedik ya. Nefise okşamış bunu bir de belli. Ben Meral Erdemli. Dün konuşmamız yarıda kaldı. Mailde yazdığın o iğrenç iftiralar hakkında konuşacağız seninle. Ben mail falan atmadım diyorum. Asıl siz iftira atıyorsunuz. Yüz yüze konuşalım. Hı-hı. Bugün müsait misin? Kaçta? Tamam. Ben gelirim oraya. Meral Hanım, teyze kızınız geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaynanan Begüm'ü fırçalamış, pırıl pırıl olmuş kız. Ha, dün akşam çekti kenara konuştu, evet. Niye kovmadınız? Ben bu evin hanımı olsam bir dakika durmaz kovardım. Sen benim yerimde olamazsın Nihal'cığım. Aleyna nerede? Uyuyor mu? Ay büyük korku atlattı çocuğum. Yok canım, çoktan çıktı, arkadaşıyla buluşacakmış. Kız sen nasıl anasın Meral? Ameliyatlı çocuk salınır mı ya? Ay anne, açık kalp ameliyatı oldu sanki. Abartma, sıyırdı geçti, bir şey yok. Kahve içersiniz değil mi? İçeriz içeriz. Kız sana ne anlatacağım? Nihal'e kısmet çıktı. Ay ne teşekkür ederim. Selam, hoş geldin. Hoş buldum. Saçını kestirmişsin.
Evet. Bazı şeyleri değiştirmek istiyorum da. Önce kendimle başlayayım dedim. Değişiklik iyidir. Yakışmış. Teşekkür ederim. Senin de kıyafetin çok yakışmış. Teşekkürler. Ama bayağı ince. Sen burada böyle üşürsün. Biz başka bir yere gidelim. Üşümem. Bak hava çok güzel. Güneş de öyle. Bir şey soracağım. Siz kadınlar neden sıkı giyinmezsiniz? Kesin bizi denemek için değil mi? Kesin. Bakalım titremeye başladığım zaman ceketini çıkarıp verecek mi? Verecek misin? Hayır. Şaka şaka. Tabii ki vereceğim. Daha ilk sınavdan kalmak istemem. Acıtmıyorum değil mi? Yok, acımıyorum. Anlat bakalım. Bana ne söyleyecektin hastanede? Aleyna. Ben sana yalan söyledim. Bir de beni suçlu çıkardılar. Kız göz var, nizam var. Senin oğlunla Nihal evlenir mi ya? Ya niye bu kadar tepki gösteriyorsun Berri? Sonuçta Nihal'le yaşıtlar, aynı mahallede oturuyorlar. Oğlanın işi de varmış. Kız iş dediğinde şirkette çaycı. Olsun. Yanlış anlama Nihal'cığım ama Nihal de sonuçta bir doktor falan değil yani. Talipleri de ona göre olacak. Öyle değil mi? Ya sen de benim gibiydin, unuttun mu? Ama gittin bak Aziz Erdemli ile evlendin. Yani ben niye daha ağzına yetineyim ki? Şimdi çocuğum, Aziz Erdemli'den bir tane var. Yani ben istemiyorum patron filan olsun. Genel müdür olsa da kâfi. Neyse canım. Kendi bileceği iş. Sonuçta pişman olmasın da reddettiğine. Benim çıkmam lazım Merin'cim. Nihal de Osman Bey'e iş görüşmesine gidecek. Onu da atıver teyzesi. Ama bana ters düşüyor. Hadi canım, görüşürüz. Hadi güle güle tatlı. Görüşürüz. Hadi kalk. Sonuçta Nihal de doktor değilmiş. Kendi sanki atom insanı. Ne kadar gıcık oldum ya. Az kaldı az. Neye? Dolmuşa geç kalıyoruz. Hadi acele et. Kaçırmayalım bari. Kısır da yiyemedik. Şimdi söyleyince benim takıntılı bir ruh hastası olduğumu düşüneceksin. Keşke arkadaşlık isteği göndermeseydim. Keşke mesaj atmasaydım. Keşke görüşmeseydim diyeceksin. Pişman olacaksın. Haklısın. Hatta şoförüne gizli gizli mesaj atıp çabuk gel beni buradan al diyeceksin. Diyeceksin. En iyisi biz ne yapalım biliyor musun? En iyisi biz hiç konuşmayalım. Sen ara şoförünü gelsin seni alsın olur mu Aleyna? Evet. Biz de bir daha görüşmeyelim. Sen anlat, ne yapacağıma ben karar vereyim olur mu? Motorumla arabana çarptığım günden beri aklımdan çıkmıyorsun. Şirketin kuruluş yıl
dönüm partisine de seni görebilmek için. Benden hoşlanıyor musun yani? Sen şimdi böyle söyleyince utandım. Kusura bakma. Çok saçma değil mi? Yani toplamda bir saat bile görmediğim bir kız gözümün önünden gidiyor. Evet ya, ben gerçekten normalim. Hani ben senin tipin değildim, bir auram yoktu. Öyle dedin ya bana o gün partide. Yani aslında ben onları kendime söylüyorum. Karan oğlum yapma. Kendine gel. Bu senin tarzın değil. Saçmalama diyorum. Ama senin hastaneye kaldırıldığını duyunca kendimi kaybettim. Seni görmeden de yapamadım. Şimdi muhtemelen ceketimi çıkarıp yüzüme vuracaksın ve gideceksin. Hatta arabaya binince de kız arkadaşlarını arayıp aptal bana aşık olmuş diye dalga geçeceksin. Haklısın. Geçeceksin tabii. Çünkü ben bunu hak ettim. Ceketi veremem çünkü gerçekten üşüdüm. Yani arkadaşlarıma da bir şeyler anlatmam için bana daha fazlası lazım. Mesela? Mesela böyle beni özel bir yere götürmen lazım. Ki ben şöyle oldu, böyle oldu diye anlatabileyim. Beni nereye götürüyorsun? Aleyna şikayetini geri çekecek ama önce Sema'nın çiftliği devrettiğini görmek istiyorum. O kadına güvenmiyorum. İkincisi, o fiyat teklifini de indiriyorum. %10'u kadarını vereceğim, onu da kan parasına saysın. Anladın mı? Peki Aziz Bey, hiçbir aksilik çıkmayacak. Merak etme. Bir daha da benden habersiz iş yaptığını görmeyeceğim. Aysel, bunu da Emir Bey'e verebilir misin? Vereyim. Ben de Aleyna'yı arayacaktım ama uyuyordur diye vazgeçtim. Aleyna iyi. Dışarı bile çıktı. Ama bu halde motora binemezsin. Motoru ben burada bırakayım, taksiyle gideyim. Tamam, öyle yapalım. Hadi. Bir dakika. Buna bakmam lazım. Efendim? Kızım neredesin sen? İki gün dayanamadın değil mi alışveriş yapmadan? Hemen ayaklanmışsın. Aysel, kimin neyim tahmin et. Zehirli Pelin'le tabii ki. Hayır. Karan'layım. Karan'la mı? Ne işin var ya senin Karan'la? Ben sana her şeyi anlatacağım akşam, tamam mı? Şimdi kapıyorum. Hadi bay bay. Neredesiniz? Aleyna. Hadi. Tamam.
Babanın tablosu. Müzayede dede o almış. Aziz Erdem'di. Babanın canını aldığı yetmedi. Şimdi de ondan bana kalan tek yeri istiyor. Baban toprağın altında çürürken bak, bak şu adama nasıl mutlu, nasıl eğleniyor. Adaleti ben sağlayacağım. Kızlar size yumurta haşladım. Baba şunu burnumun dibinden çek, çok kötü kokuyor. Allah Allah, bozuk mu kendim? Yok. Mis gibi yumurta. Hah, ver. Nihal ne oluyor, kokuyor bu kokuyor? Abla ben sana dedim ya, yeme o tavuk döneri diye. Aferin, bozdun işte mideni. Ondan değil mi? Benim pis boğazlığım işte. Yani. Hadi kat doktora gidelim. Yok, gerek yok. Kız dolmuşu atlıyor, sağlık ocağının önünde indiriyor. Gerek yok anne, akşama kadar geçer. Neyse kızım, geçmezse gidin. Ya virüs varmış, bizim inşaatta da herkes kırılıyor. Ben geç kalıyorum. Hadi görüşürüz. Hadi yavrum. Ablacığım. Dikkatli ol biraz. Hadi kolay gelsin. Hadi bay. Ben bugün Aysel'e izin vereyim. Gelsin seninle otursun. Prensesim canı sıkılmasın. Ay yok, ben dışarı çıkacağım bugün baba. Kesinlikle olmaz. Başın döner, bir şey olur. Daha toparlanmadın kızım. İyiyim, iyiyim babaanne. Sadece küçücük acıyor. Onun dışında gayet iyiyim. Bak şöyle yapalım. Bugün ana kız beraber çıkalım. Hı? İşte de ben arkadaşlarımla buluşacaktım. İyi tamam, ben Necati'yi göndereyim seninle. Şirketten başka bir araba isterim. Aa, merdivenlerden düşen Eren Erdem'le hastaneye kaldırıldı. Ne merdiveni, ne alaka? İşte baban çünkü hastanedekilere öyle tembih etti. Ne deseydim kızım? Silahla vuruldu mu deseydim? Sonra magazinciler peşimizi bırakmasın. Neydi o kadının adı? Sema mıydı? Ha, mahkemeye çıktığı zaman öğrenmeyecekler mi sanki? Senden bir şey rica edeceğim. Emir'e söyle lütfen.
Mahkeme günü ne zamansa bize de bildirsin. O kadın ceza alırken bizzat orada olmak istiyor. Az kalsın bebeğimi öldürüyordu. Vicdansız. Ya bu kadın çok da kin tutulacak bir kadın değil aslında. Gerçekten. Kocası intihar ettikten sonra kafa gitmiş. Ben biraz araştırttım Emre. Tedavi görüyormuş. Şimdi hapse girecek. Bir şey yaparsa kendine. Olabilir. Düşünsenize. Bir ayda koskoca aile. Puf. Öyle bir şey olabilir mi? Gerçekten kendine zarar verir mi orada? Alena, acıma o kadına. Herkese acınmaz kızım. Ayrıca olay senden benden çıktı. Onun ne olacağına mahkeme karar verecek artık. Yani Alena şikayetini geri çekerse tabii ceza almayabilir. Öyle bir şey olmayacak Aziz. Alena şikayetini geri çekmeyecek. Tabii canım. Yani bence de yapmasın. Kadın hapse girsin. Orada kendini öldürsün. Vallahi umurumda bile olmaz. Nasıl umurumuzda olmaz? İnsan canı bu. Ben böyle bir vebalin altında kalamam. Gerçekten şikayetimi geri çekeceğim. Alena kadının yaptığı yanına kar mı kalsın kızım? Ha? Ondan sonra bıçağı çeksin gelsin. Burada bizi mi doğrasın? Amma abarttın Meral ya. Ya ben kadını tanıyorum. Tanıştım kadınla. Gayet hanımefendi bir kadın. Herhalde cinnet anına denk geldi. Herhalde. Yok. Bu arada ben asla affetmem. Yani prensesime zarar vermiş mümkün değil ama şimdi Alena'nın da vicdanı sızlıyorsa, böyle istiyorsa bize ne demek düşer ya? Aman bırakın, Allah'ından bozsun işte, ne diyelim yani. Anneciğim yapamam. Yani ben böyle bir şeyin vebaliyle yaşayamam.